Hocam kanserin temelleri var mıdır? Özellikle kanserle ilgili çok fazla her yaş grubundan duyar olduk. Evet. Her organımızla ilgili yayın öncesi de konuştuk. Hocam dedim kanserle ilgili birçok hastalığa tedavi noktasında önemli isimlersiniz ama bu kadar yaygınlaşmasının sebebi nedir diye sordum. İzleyicilerimizle birlikte sizden dinlemiş olalım. Evet. Kanserin yaygınlaşmasının çoğu birçok nedeni var. Ben bir tanesinin daha hızlı tanı konulabilir olduğunu düşünüyorum. Yani artık görüntüleme yöntemleri daha hızlı, daha çeşitli, daha kaliteli. İnsanlar sağlık birimlerine daha hızlı ulaşabiliyor. Bu nedenle de örnek ultrasonografide bir böbrek kitlesi hemen tanınıyor. Bir endoskopi ile mide yaraları ya da kanser olup olmadığı hemen anlaşılabiliyor. Tanının daha hızlı konulabilmesi birinci neden. İkinci neden de tabii ki çevresel faktörler hepimizin bildiği üzere. Yaşam stili üçüncü neden. Hiç değişmeyen en önemli bir neden yaş. Evet. Fakat giderek yine ortalama insan ömrünün uzaması ve yaşlı nüfusun artması da kanser hastalığının daha çok artmasına neden oluyor. Evet, az önce belirttiğimiz üzere her yaş grubunda kanser var. Yeni doğan bebekte bile belli bir süre sonra kanser tanısı alabiliyor. Fakat özellikle giderek kanser instansının artmasında çevresel faktörler başta olmak üzere yaşlanan nüfus, yaşam tarzı değişiklikleri, genetik faktörler zaten değişmeyen, cinsiyet değişmeyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Hocam kanserler her açıdan birbirine benzerlik sağlar mı? Kendi notlarımızda çünkü aldığımızda böyle cümleler var ama doğru mudur diye soruyorum. Kanser vücutta daima vücutun sürekli yenilenen hücreleri var. Evet. Yenilenme sırasında daima anormal hücreler olmakta. Fakat vücut bunları anormal olarak tanıyarak anında kontrol mekanizmalarını kullanarak yok edebilmekte. Evet. Ne zaman ki bu kontrol mekanizmaları çalışmadı ve hücreler bu kontrol mekanizmalarından kendini korumak üzere çeşitli mutasyonlara uğradılar. O zaman kontrolsüz büyüme dediğimiz hadise gerçekleşiyor ve vücuda rağmen kontrolsüz büyüme ile de tümör dediğimiz, kanser dediğimiz oluşumlar oluyor. Kontrolsüz büyümeleri bizim hücre bölünmesiyle ilgili mitoz dediğimiz ikiye bölünme hızını değiştiriyor. Hızlı büyürken, hızlı bölünürken normal dokudan anormal özellikler göstermeye başlıyor. Şekli değişiyor, hücrenin sitoplazması değişiyor, diğer hücrelerle olan bağlantıları değişiyor, oradaki damarlanma değişiyor. Birçok açıdan tümörler birbirlerine bu açılardan benzer. Fakat bir takım moleküler özellik olarak, bir takım yine makroskopik özellikler olarak her kanser çıktığı dokuya daha çok benziyor. Çıktığı dokuya daha çok benzeme özelliklerine göre de bu kanser şu dokudan çıkmıştır ve çok iyi o dokuya benziyorsa, eğer çıktığı dokuya çok iyi benziyorsa iyi diferansiye ediyoruz. Giderek daha farklı, daha garip bir hal aldıysa, çok az ipuçları veriyorsa çıktığı dokuya ait olduğuna dair, o zaman az diferansiye, az farklılaşmış, normale daha az yakın diyoruz. Anormal büyümeleri, anormal damarlanmaları, anormal bölünme şekilleriyle birbirlerine benzedikleri gibi çeşitli salgıladıkları, örneğin memede CRP2, bağırsakta bir takım mutasyonlar, midede yine bir takım molekül salgılaması gibi birçok ya da küçük hücreli dediğimiz kanserlerdeki bir takım sinaptofizin gibi, kromogranin gibi farklı moleküler salgılanmaları açısından da farklı farklı özellikler gösteriyorlar. Özetle ortak noktaları da var, benzemeyen çok noktaları da var.